Dinleyin. Bu toplantıyı yapmamızın nedeni Osmanlı Devleti Padişahı 4. Murat ordusuyla birlikte Bağdat'ı almak için yola çıkmış. Onlar ölür ama niyetinden dönmez. Gelirse Bağdat'ı almadan gitmez. Safevi hükümdarı olarak size soruyorum. Bağdat'ı nasıl savunalım? Şahım, gelirse Bağdat'ı almadan gitmez dediniz. Öyleyse onun Bağdat'a gelmesini önlemeliyiz. Nasıl? Osmanlı ordusu mola vererek ilerler. En iyi 3 adamımız gitsin. Mola verdiklerinde ansızın bastırıp 4. Murad'ı tarihten silsin. Güzel. Söyle adamlarına 4. Murad'ın Bağdat'a girmesini önlesin. Emredersiniz şahım. Şahın adamı odadan çıkıp adamlarını çağırdı. Ansızın yapılacak bir baskınla Osmanlı padişahı ortadan kaldırılacaktı. Böylece ordunun düzeni bozulacak, Bağdat Safevilerde kalacaktı. Osmanlı ordusu Bağdat yakınlarında mola veriyor. Ordunun son durumu gözden geçiriliyor. 3 adam gizlice 4. Murad'ın çadırının yanına geliyor. Padişahın çadırını koruyan 8 muhafız var. Bizim de iyi bilenmiş kılıçlarımız var. Öyleyse ne duruyoruz? Cihan padişahı istirahate çekiliyor. Gönlüne 10 yıl önce vefat eden Hüdayi Hazretleri düşüyor. Bir anda kendini Hüdayi Hazretlerinin huzurunda buluyor. Murat, oğlum niye dertlendin? Bizim sizi bırakmayacağımızı bilmez misin? Ben kemter Murad'ım. Bağdat oldu derdim. Derman aramaya geldim. Murat, saltanatına mağrur olmazsan her bir köprüyü selametle geçersin. Dünya rahatına düşer de kendini bırakırsan dünyayı kendine de tebaana da dar edersin. Gözünü her zaman ileriye dik. Hedefini daima geniş tut. Lakin sık sık arkana bakıp geçmişten ibret almayı da hiç ihmal etme. İbret almasını bilmeyenler için tarih bir mezar taşı. İbret almasını bilenler için ise koskoca bir abidedir. Kılıç fetheder ama hükmetmez. Hayırla yad edilmek istiyorsan adaletle hükmetmelisin. Ümmetin çobanı ol. Bilirsin, çoban uyudu mu kurtlara gün doğar. Elinde imkanlar var. İşinde ehil olanlarla mesai eyle. Doğru tektir ama yanlış çeşitli şekillere girip yoluna çıkabilir. Ahalinin acıları, iniltileri ortasında keyif sürmeye padişahlık değil, zindan bekçiliği denir. Padişahlığın 4 şartı vardır. Hikmet, iffet, cesaret ve adalet. Doğduğunda tebaandan herhangi biri gibi çıplaktın. Öldüğünde tebaandan herhangi biri gibi birkaç arşın kefenle gömüleceksin. Aradaki mesafe o kadar kısadır ki mağrur olmaya gelmez. O edeple Hüdayi Hazretlerini dinlerken 3 adam gizlice odasına girdi o uyurken. Bir şeyler olduğunu anlamıştı Hüdayi Hazretlerinin gözlerinden. Murat, oğlum ayağa kalk dedi. O anda Murad'ının gözlerine fer geldi. 3 adamı topuzuyla alt etti. Diriyiz daim, ölmeyiz. Karanlıkta hiç kalmayız. Toprak olup gitmeyiz. Bize gece gündüz olmaz. Saadatların himmetinin yanında okyanuslar bir zerre oluyor. Osmanlı Devleti'nin 16. padişahı Bağdat'ı fethetti. Fetihten kısa bir süre sonra 28 yaşının içinde ahirete irtihal etti.